Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 10 Ağustos 2020 günlerden pazartesi. Ben yeni günde, yeni haftada bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Sevgili yarışseverler, biliyorsunuz dün 9 yarışın İstanbul'da 7'si birinci safkanımız geldi ama talihsiz bir şekilde altılı Ganyan ikinci altının ilk ayağından yattı. Yine son ayakta biliyorsunuz 3 numaralı Bosna Hersek geçilmez safkanımızdı. 5. ayakta Altman Miss Perfect birinci şansı ismimizdi. Yine 7. koşuda 3 numaralı Icebreaker, Halis Kartaşlar idaresinde Bolt Pilot koşusunu kazanacak demiştim. Yine Altı Gaya'nın 6. koşusunda Anadolu Aslanı 1 numara. Hatta bu safkanın uzayan mesafelerde Cold Victory'yi dahi geçebilecek kapasiteli bir safkan olduğunu, çok kaliteli bir safkan olduğunu söylemiştim. Ve kazanmasını bildiği 3.70 Ganyan'la yine programın 5. koşusu 9 numaralı Akdeniz Fırtınası birinci şanslı ismimizdi. 10 lira 05 kuruş Ganyan'la geldi. Altıgan ilk ayağından yattık arkadaşlar. Burada 2 numaralı Safkan birinci şanslı ismimizi, Kral Onur, burayı da 11 numaralı Al Sancaklı kazandı. Yine programın 3. koşusu 2 numaralı Malones geldi. Birinci şanslı safkanımızdı. Programın 2. koşusunda Mamacita Bonita geldi. Yine 4. veya 5. şanslı ismimizdi. Altıgan ilk ayağında da 2 numaralı Dolphins Girl isimli safkan bizim banko safkanımızdı. 9 koşunun 7'si 1. safkan şeklinde bitti arkadaşlar. Ama Altıgan'ı da bulamadık. Buradan da üzülerek bunu bildiriyorum. Ben bugün gündüz yarışta biliyorsunuz Bursa'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyor arkadaşlar. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 11 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Ama öncelikle Bursa 1. altılı Ganyan analizlerine karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle videolarıma yorum atarsanız, videolarıma beğeni atarsanız hepinize minnettar kalırım. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirseniz kanalımız hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda duyarlı olmanızı, videolarımızdan bir arkadaşınıza bahsetmenizi, kanalımızdan bir arkadaşınıza bahsetmenizi önemli rica ediyorum diyerek ben Bursa 1. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bursa'da 10 koşuluk bir program var sevgili yarışseverler. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar Altıgan ilk ayağında özellikle son yarışında iç kulvardan etkili ataklarla gelen kaliteli safkan Wind Riven, Wind temsilcisi Yedirma Julian'la bugün Halil Kaplan idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi bugün benim ilk şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 8 numara Power Bank. Özellikle bu mesafelerde çimde etkili koşabilen bir isim. Bugün Nurettin Şen idaresinde Kurtin Yadis temsilcisi 8 numara Power Bank'ta 7 numara Juliana'ya sıkı rakip olacak isimdir. Bugün ilk iki safkanımız 7 numara ve 8 numara olacaktır. Yine 11 numaralı Sensiz Olmaz. Son yarışında özellikle 5'inciler girişteki aksiyonlarını çok beğendiğim 11 numaralı Sensiz Olmaz'da bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı Cheerleader Effect isimli safkan. Biliyorsunuz son 2 yarışında, hatta son 3 yarışında 1. şanslı isim olarak vermiştim. 9 numara Cheerleader Effect isimli safkanı bugün Sinan Özen dairesinde yine şans vereceğim safkanlardır. Altıgan ilk ayağında arkadaşlar 7, 8, 11, 9 dışına çıkarsa bu yarış gerçekten çok karışabilir. Hatta imkanı olan arkadaşlarım buraya hepsi şeklinde değerlendirebilir. Ama ben 3 safkan daha vereceğim. 4 numaralı Samothrake, 2 numaralı Anatolian Paul ve 1 numaralı Flibeli şeklinde öneriyorum. İmkanı olan arkadaşlarım burayı hepsi şeklinde değerlendirebilirler.
Ve Altıgan ikinci ana geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı bir dişlere mahsus yarışı Altıgan ikinci ayağı. Burada öncelikli ismim yine gerek pedigrisini gerek işlerini beğendiğim Sayın Melis Kurtel Emin'e ait Öz Haber temsilcisi Bamka 3 torunu 4 numaralı Havzalı benim birinci şanslı ismim olacaktır. Yine 2 numaralı Çeke Çeke isimli Safkan. İşlerinde yine ön plan çıkan Safkanlardan bir Kayızberk temsilcisi anne tarafından bir Sert Tay torunu arkadaşlar. Bugün Okan Gökçe idaresinde Sayın Sadullah Akçay'a ait 2 numaralı Çeke Çeke'de bugün benim ikinci şans vereceğim Safkan olacaktır. Yine 10 numaralı Sevda Yolu. Safkan da özellikle anne tarafından Rişvan Bey'e dayanan bir kanattı var. Baba zaten tartışmasız isim. Kayızbert bugün Mahsun Demirbeş idaresinde benim üçüncü şanslı Safkan'ım olacaktır. Yine Sayın Emine Kaya'ya ait bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak yedirmalı. Melek Hatun'da bugün ilk 4 Safkan içerisinde bulunmalı. Yine 5 numaralı Kara Kiraz ve 11 numaralı Unutma Beni isimli Safkanlar sırasıyla bu grupta değerlendirilebilir. Ve Altıgan'ın 3. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Arkadaşlar burada öncelikli ismin bu gruptan biraz daha kaliteli izlenimi veren bir isim. Toket temsilcisi 3 numara ki Colin isimli Safkan benim beğenimi kazandı. Bugün ben birinci şanslı isim olarak 3 numara ki Colin isimli Safkan önereceğim. Yine 1 numaralı Kuru Soğan. Gerçekten Safkan da etkili bir isim. Kaliteli, eşkalli bir Safkan bugün Barış Kurdu idaresinde. Benim ikinci şans vereceğim Safkan olacak. Bu iki Safkan dışına çıkarsa ben yine 1 numaralı Kuru Soğan'dan sonra 4 numaralı Mavi Çocuk. Evet 4 numaralı Mavi Çocuk ve 6 numaralı Dilim Yandı şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve Altıgan'ın 4. ayağına geçiyorum. Altıgan'ın 4. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Esasen çok tuttuğum bir isim var arkadaşlar burada. Ama favori de herhalde 1 numaralı Angel of Love çıkacak. Öyle görünüyor çünkü ilk kum yarışını kazanmış. Ben özellikle iki yarışında çok dikkatli izlediğim bir Safkan var. Sayın Erkut Ersever'e ait Natua Khan temsilcisi. Red Beat Job torunu 2 numaralı Earth and Grey isimli Safkan. Özellikle çok güçlü bir Safkan izlenim veriyor. Özellikle ayağını çok hızlı bir şekilde hareket ettiren bir Safkan olduğu için ben bugün bu Safkan'ı çok tutuyorum arkadaşlar ama 1 numara Angel of Love isimli Safkan da çok kaliteli Safkan izlenim veriyor. Kumda koştuğu yarışta arkalardan çok rahat gelerek yarış kazandı. İki Safkan'ı ayıramadım diyebilirim arkadaşlar. 2 numara Earth and Grey ve 1 numaralı Angel of Love isimli Safkanları. İkisini birlikte değerlendiriyorum ve 1. altının 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1100 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı bir dişlere mahsus yarışında ben 4 numara Daraba isimli Safkan. Özgün An temsilcisi gerçekten kaliteli Safkan izlenimi veriyor. Özellikle anne kanatlı Druid'e dayanan bir kanattı. Bugün Gökhan Kocakaya bu Safkan'a gelmiş arkadaşlar. Bu yarışı kazanabilir. Bu Safkan'a dikkat diyorum ve birinci şanslı isim olarak veriyorum. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda 2 numaralı Altın Kuruş isimli Safkan. Bir turbo temsilcisi, bir benim oğlum torunu anne tarafından biliyorsunuz. Benim kızımın yavrusu 2 numaralı Altın Kuruş bugün benim ikinci şans vereceğim Safkan olacaktır. Yine Bilgin Bahtiser orijiniyle dikkat çeken pedigrisiyle 11 numaralı Zerafetli bugün Nurettin Şen idaresinde. Benim üçüncü şans vereceğim Safkan olacaktır. Yine 10 numaralı Yakacan ve 1 numaralı Akçatı isimli Safkanlar burada sırasıyla değerlendirilebilir. Yine ufak oynayan arkadaşlarım burada 4 numaralı Daraba isimli Safkan'ı banko olarak değerlendirebilir sevgili yarışseverler. Ve 1. altının son ayağı programın 6. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da Banko bir isimle kapatacağım. Özellikle çok beğenimi kazanan son 2 yarışın ikisinde de çok beğenim kazanan ve pedigrisini çok beğendiğim bir Safkan. Kaneko
Bray Family yani Flurry Fantasy gibi akışlı bir safkanın torunu olan 5 numara Brave Prince Tokyo Yıldız Dairesi'nde çıktığı yarışlarda özellikle çok akışlı, çok güzel beğenimi kazandı. Ben bugün Altın Gayn'ın son ayağında 5 numaralı Brave Prince isimli safkanı Tolga Yıldız Dairesi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Umarım hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Kanalımızı bir arkadaşınıza önermeyi unutmayın. At yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerin, haberdar edin. Yine videonun sağ altına tıklayarak abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Ama videolarıma yorum atmayı, videolarıma like atmayı unutmayın sevgili yarışseverler. Hepinize bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere, esen kalın. Hepinize hayırlı haftalar dilerim arkadaşlar.